Herkese merhaba, ben Şevki Alsoner. Polygon Atış Kulübü'nün YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz şarjörler. Evet, videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Şimdi, ilk başta hızlı şarjör değişimi yapmak istiyorsanız önemli olan ilk konu, ekipman. Gördüğünüz gibi yarı kumaş, yarı içi kaydekstir. Benim kılıflarım var. Bu kılıflarda istediğiniz zaman rahat bir şekilde tabanca şarjörü geliyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Tabanca şarjörü tutma şeklim şu şekildedir. Bunun amacı nedir? Eğer siz bunu arka kısmından yakalarsanız gördüğünüz gibi oynar. Ve siz bunu koymak istediğiniz zaman elbet bir yerde yanlışlık yapacaksınız. Yani bunu kontrollü bir şekilde tutmanız lazım. Kontrollü bir şekilde tutmanın en altın kuralı ise şu şekildedir. Gördüğünüz gibi. Baş parmağınız sizin kılavuz noktanız olacak ve şarjör yatağına girecek. Girdikten sonra kılavuz parmağınızı geri çekiyorsunuz ve avucunuzla bastırıyorsunuz. Peki çalışma alanımız neresi olacak? Atış yaptınız. Şarjör bitti. Baktınız. Tabancayı nasıl dolduracaksınız? Kesinlikle çok aşağıda olmayacak. Ben bunu çok ileri de almak istemiyorum. Tabancayla atış yaptığınız zaman tabancayı biraz geri çekin. Odağınız kesinlikle ama kesinlikle bir saniyeliğine, bir saniye, hatta saniyenin yarısı kadar bakın, koyun, doldurun ve tekrar hedefe atış yapmaya başlayın. Yani buradaki önemli kural şudur. Hedefiniz karşıda, bitti, çekin. Şurada çalışma alanınız şu kadar mesafe. Çok uzak olmayacak, çok yakında olmayacak. Çünkü hedefi kapatıyor. Yani şu an her yerimi kapattı. Çok aşağıda olmayacak şekilde orta kısmında sizin odak noktanızı bozmayacak yerde şarjörü koyuyorsunuz. Tabancayı dolduruyorsunuz ve tekrar atış yapmaya başlıyorsunuz. Şimdi isterseniz bir de uygulayalım. Uygulamada nasıl olacak? Evet, tabancayı dolduruyorum. Atış yapıyorum. Geride kaldı. Geri çekiyorum. Şarjörü boşaltıyorum. Tekrar dolduruyorum ve atış yapıyorum. Şimdi bunu hızlı bir şekilde yapalım. Atış yapacağım. Bu esnada şarjörü düşüreceğim. Çalışma alanına getireceğim. Şarjörü koyarak yeni atışa başlayacağım. Hazır. Evet, ikinci defa deniyorum. Tekrar. Evet, şimdi kılıfımızı koyalım, tabancamızı, kulaklığımızı çıkaralım. İkinci önemli konu, acil durumda nasıl şarjör değişimi yapılır? Hemen onu göstereceğim. Acil durum oldu, tabancanız slide'e geride kaldı. İkinci şarjör alırken, birinci şarjör yani tabancanızdaki şarjörü geri atıyorsunuz, tekrar ağza mermiyi veriyorsunuz ve atış yapıyorsunuz. İkinci olan taktikal reload dediğimiz olayda ise şarjörünüz tabancanın içerisinde. Tabancadan şarjörü bırakmıyorsunuz. İkinci şarjörü normalde ilk şarjörü nasıl tutuyorduk? Şu şekilde tutuyorduk. Ama taktikal reload yaptığımız zaman tabanca şarjörünü şöyle tutuyorsunuz. Ve buradaki bizim baş parmağımız diğer tabanca şarjöründe şu şekilde alarak dolu şarjörü yerleştiriyorsunuz ve diğer şarjörü poçunuza koymuyorsunuz. Burada önemli bir konu. Şimdi atış yaptınız. Şarjörü çıkardınız. Dolu şarjörü koydunuz. Bunun içerisinde kaç tane mermi var bilmiyorsunuz. Burada bunu ya şurada
şu cebe koyacaksınız. Yani pantolonunuza sıkıştıracaksınız. Ya da drop poça atacaksınız. Peki neden buraya koymuyoruz? İçinde kaç tane mermi var bilmiyoruz. Bir tane arkadaşınız gelecek çatışma esnasında. Şarjör isteyecek. Şarjörü almak istediğinde direkt poçunuza yanaşacak. Poçunuzda eğer boş şarjör varsa ne olur? Arkadaşınıza boş şarjör vermiş olursunuz. Ve bunun sonucunda da kötü şeyler olur. O yüzden boş şarjörü kesinlikle ama kesinlikle tekrar poçunuza yerleştirmiyorsunuz. Drop poçunuza, taktik pantolonunuz varsa onun cebine veya ne bileyim gidin pantolonunuzun şu şekilde sıkıştırabilirsiniz. Yani burada önemli olan birinci kural, poçunuzda sürekli ama sürekli dolu şarjör olacak. Evet, şimdi gelin bunun bir antrenmanı yapalım. Tabancamız dolu. İki atış yapıyorum. Bir, iki. Çıkardım. Drop poçumuza koyduk. Tekrar atışa hazır hale geldik. Tekrar yapıyorum. Hazır. Atış yaptım. Atışa hazır. Tekrar. Biraz daha hızlı yapacağım. Şimdi gördüğünüz gibi taktikal reload'u gösterdik. Bir de acil durumda nasıl şarjör değiştirilmeli onu göstereceğim. Başlıyorum. Tabancamızı boşaltalım. Kulaklarımızı çıkaralım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki tip önemli şarjör değiştirme şekli vardır. Bunların bir tanesi acil durumda şarjörü yere bırakarak değiştirme. Taktikal reload dediğimiz iki şarjörü ele alarak değiştirdiğimiz model vardır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tip videoları daha çok görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hava çok sıcak. Artık eve gidelim.